Efendim Altyapı Ekranları hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kilezoğlu, sol tarafımda Tunç Arslan var. Merhaba. Sağ tarafımda Cem Göksoy var. Merhabalar. Bugün film gündemi, dizi gündeminden birkaç tane haberimiz var ve onları paylaşacağız. Dün akşam saatleri itibariyle Game of Thrones'un sezon 7 teaser'ı mı diyelim artık? Teaser denilebilir herhalde. Yürüyüş fragmanı. Yürüyüş fragmanı yayınlandı. Önemli karakterlerin yürüdüğünü gördük ve en sonunda da neyi gördük? Ne güzel yürüdüler ama değil mi? Evet, çok güzel yürüdüler. Bayağı ben yürüyorlar. De. Sonra ben de yürüdüm, aynı etki olmadı mesela. Tabii onu fark ettim. Ama yavaş çekim yürümen lazım. İşte yani ben onu tam beceremiyorum. Onu çalışmak üzere devam ediyorum hala yani. Şimdi tabii bunun üzerine çok hani şunu konuşamayız herhalde. Abi o yürüyüşten bence sezon 7'nin finalinde şu çıkar gibi bir ipucu konuşmak zor olur diye düşünüyorum. Ama var galiba diyeceğim bir şey senin. Ya ben Game of Thrones'u izlemiyorum. Sevmiyorum da. Diyeceğin şey buymuş. Ama hani eşim izliyor ve ben de maruz kalıyorum. Kötü bir şeymiş gibi. Niye seyretmiyorsun? Çekmedim seni. Abi ya şimdi ne zaman kafamı çevirsem ya ensest bir ilişki var. Ya biri birini parmaklıyor. Ablası çıkıyor falan, bir şey oluyor böyle. Böyle adamın kesiyorlar falan böyle. Bir şeyler var devamlı. Ben sevmedim ben. Çok gerçekten akılda kalan Game of Thrones'u tanımlamasıyla. Abi ama yani ben öyle tanıdım. Ben ne zaman kafamı çevirsem ya birini kesiyorlar. Yanlış ya birini yani. Kerhanede bıçaklıyorlar falan böyle. Yanlış da hikaye. Kerhanede bıçaklar. Bıralar falan diye bıçaklayan tipler geliyor. Ben onlara denk geldim herhalde. Bu ne lan, nasıl dizi lan bu dedim. Millet nasıl izliyor dedim, bıraktım. Evet, hiç öyle bir dizi değil, merak etmeyin arkadaşlar. Yani. Çok yani %1'i falan. Ama anladığım kadarıyla şey, herkes kendi tahtına geri dönüyor. Yani bir artık zaten şöyle bir şey var. Şimdi sezon 7 ve sezon 8'de beraber Game of Thrones bitiyor. Hmm. Ve bu sene geçen seneki gibi 10 bölüm yapmaktan ziyade daha az bölüm sayısı. 8 ya da 7 bölüm olması lazım. Bir sonraki sezonda 6 bölüm ya da 7 bölüm yapıp bitirecekler. Zaten tarihi de değişmiş. Yazı almışlar diziyi. 16 Temmuz'da yayın hayatına başlayacak geçmiyor. Normalde biraz daha bahar döneminde başlardı. Evet. Herhalde bu bölüm sayısındaki azalma belki de etkilemiştir. Temmuz bilmiyorum. İlginç bir dönem gibi geldi bana yani. Bekliyoruz yani. Senin var mı? Ya ben son sezonu çok yani çok beğenmemiştim. Yani kötü de demiyorum. Güzel bölümleri vardı yine hatırlanacak. Dizi tarihine belki geçecek bölümleri vardı ama hani diğer sezonlarla, önceki sezonlarla karşılaştırdığımda bana biraz zayıf geldi. Bilmiyorum, belki yavaş yavaş hani kitaplardan da kopmaya başlamıştı geçen sezon. Zaten farklı işledikleri konular vardı. Geçen sezon biraz daha koptular artık. Yani George R. R. Martin'in de yazmadığı kitap üzerine konuşup yorumlayarak yazdıkları şeyler de vardı. Belki onun acaba etkisi olabilir mi diye düşündüm. Ya bu sene ben geçen sene sezonu beğenmiştim ya. Ondaki sezon biraz böyle düşük gelmişti ama geçen sezonki herhalde birkaç bölüm beni böyle bayağı tavan noktasına ulaştırmıştı. Düşünüyorum. Yani hiç unutamayacağımız güzel bölümler görmüştük geçen sezon yani. Ama genel yapı için tabii bilmiyorum, senin görüşün haklısındır yani. Kendi görüşü sonuçta. Beni yani ilgilendirmez tabii. Ama saçmalıyorsun. Yok ama kendi görüşü. Ama saçmalıyor. Şöyle bir şey var sadece. Bu sene için şimdi kitap olmadığı için piyasada şöyle bir durum var. George R. R. Martin taslağı üzerinden gidilecek gibi muhabbetler vardı bir ara. Hani bilmiyorum, o taslak üzerinden gidilecek mi hala? Ya bir taslak var sonuçta. O taslak üzerinden yapılacak mı, yapılmayacak mı? Hep beraber sezon çıktığı zaman göreceğiz. Bakalım. Yani gerçi nereden bileceğiz? Taslağı görmüş okumuşluğumuz yok zaten de yani. George'cum taslak böyle miymiş diye. George da bir zahmet o kitabı yazsın artık yani. Bekliyoruz sevgili George R. R. Martin. Şimdi o zaman Justice League'e geçelim. Justice League'le ilgili şöyle bir haberimiz var. Filmin IMDb'deki yayınlanma süresi biraz bir konu oldu. İnternette tartışılma haline büründü. Yani 170 dakikalık bir süre var. Şimdi 170 dakika, bir de siz yanıltmasın, bu film. Bir de biliyorsunuz 30 dakika 40 dakika bunun reklamı da var. Sen sinema kafasına düşüyorsun. Yani. Evet. Girdim ulan 5 saatten aşağı çıkamayacağım diye düşünüyorsun herhalde. Ya film süresi olarak baktığımız zaman uzun bir süre şimdi. 3 saat neredeyse. Hatta direkt 3 saat diyelim yani. 3 saatlik sonunu filmler da bekleyeceksin var. Ben onun sonunu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. Civil War 173 dakika extended katı. Ama işte sinemada 143 dakika yayınlandı. Hani bu adamlar 173 dakika ya da 170 dakika gösterip daha sonradan kırparak 140 dakikaya düşürebilirler. İşte benim tahminim de genelde bu adamlar çok çekiyor. Zack Snyder'ın tüm filmlerinde aynı şey var çünkü. Hep böyle bir süre olarak bir uzun bir süresi var ve çok fazla karakterin olması da bu süreyi uzatıyor. Ben açıkçası mantıksız bir şey görmüyorum bunda. Gayet mantıklı. Ekip bir araya geliyor. Bir araya geliş hikayeleri var. Belli ki bir diyalog ceyranı olacak. Ama aksiyon da olmalı. Yani bayağı hani, aksiyon olacak gibi zaten. İşte evet, bir yükselişe geçmesi için bir zemin hazırlamak zorunda ve Marvel gibi bunu başka filmlerle yapmadı. Tek i̇şte bir filmde yapacak. En büyük sıkıntı o zaten bence. O yüzden ben bu sürenin hani normal olduğunu düşünüyorum. Böyle ağlamalık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani, izletiyorsa izlersin. 90 tabii, dakika olacak hali yok zaten. Zaten hani bence oradan 170 dakika olacak. O aman tanrım ne yapacağız falandan ziyade şunu konuşmak lazım. Yani belli ki artık şey konusunda hemfikiriz yani. Tüm karakterleri bir şekilde bize gir şeyini verecek. Bu da şimdi evet, film için bence Zack Snyder zaten yapmakta en zorlandığı şeylerden bir tanesi, o hikayeyi
doğru zeminlerle anlatmak olduğu için birden fazla karakterin böyle, ya şimdi Flash yeni giriyor, Aquaman yeni giriyor, Cyborg yeni giriyor. 3 tane taze karakter olacak. Yani diğerleri daha bildiğimiz karakterler olacak. Wonder Woman zaten filmi geliyor. Yani bu 3 karakterin hikayesini gerçekten verirken bizi sıkmadan verebilecek mi? Veya hani o zemin hazırlayabilecek mi? Benim o konuda şüphelerim var. Hani çok da böyle beklentimi kaçırırsa karakterleri çok böyle güzel vermesi anlamında. Yani çok uzatmadan aksiyona geçmesi tercihimdir. Zaten orijinlerine girmeyecek bence zaten. Hani girecek, şu an neredeler, ne yapıyorlar, işte gelir kimdir misin, bunlar, gelme. Özelliği nedir? Aman gelmezsen gelme filan herhalde. Yani hani... Özetledi filmin içi. Hani aman. Ya şey, orijinlerine ineceğini sanmıyorum. Hani şey gibi Batman vs Superman'de işte... Batman'i biliyorduk zaten gibi. Wonder Woman'ı gösterdi, şimdi orijinine indi mesela. Aquaman'ın da belki orijinine iner, bilemeyiz. Ama Wonder Woman mesela biraz daha yan duruyordu filmde. Buradaki karakterlerin hepsi filmin ana parçası gibi konumlandırılacak. Sanki şöyle dönecekmiş. Ama hiç Aquaman, bir arada görmedik. Kimle kime? Ekibi topluca görmedik. Ya Batman yoktu galiba. Herkesin toplandığı sahne. Yani hani o yüzden hani ne olacak durum ne bilmiyorum. Bir de yeni bir konsept art çıkmış. Arkada şey duruyor. Superman duruyor. Ha, konsept çizim yani. Tabii aynen. Öyle bir official bir şey yok herhalde. Böyle bir ya, konsept art zaten işte official bir şey. Yok, official yani olarak yayınlamışlar mı yoksa sızmış şey mı? Şey yayınlamış sanırım ya, Henry Cavill, tam hatırlamıyorum ama sanırım o yayınlamış. Ya Superman'in de bir şekilde filme dahil olacağını düşünüyoruz zaten ya, ama. Ya olacak canım, zaten olmazsa canım, yoksa Lois'i yani niye göstersinler abi? Ya olsun Lois artık bir o evrenin parçası, o da bir Justice League'in parçası, avukatıdır, ne bileyim basın danışmanıdır. Olabilir. Yani sonuçta Justice League süper kahraman, bunun muhasebecisi var. Ondan sonra yönetim kurulu başkanı var, gazetecisi var, bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Hiç sendika kurmadınız mı yani? Sendikaya girdiğiniz zaman da bunları sordukları şeyler. Tabii. Batman muhasebeci mesela yani. Bence öyle düşünüyorum en azından. Para akışları ondan soruluyor. Bir sonraki haberimize geçiyorum o zaman, daha fazla saçmalamadan önce. Bir sonraki haberimizde neydi lan bir sonraki haberimiz? Batgirl. Ha, Batgirl. Aa, ben haberleri atıp unuttum haberleri. Şimdi ilginç, Josh Whedon abimizi biliyorsunuz. Avengers filmleri kendisi yaptı. Avengers 1, Avengers Age of Ultron'u yazdı. Ve hani Marvel'ın belki de bu sinematik dünyada sesini duyurmasına ilk ön ayak olan adamlardan bir tanesi oldu. Ve sonrasında ben biraz sıkıldım. Hani böyle kız arkadaşından ayrılan adam gibi biraz yalnız kalmak istiyorum. Artık bu tarz filmler ne yapacağım bilemiyorum falan. Dramaya yürüyeceğim falan tarzı bir açıklama yapmıştı yani, böyle yanlış bir hatırlamıyorsam. Konuşması böyle bir şeydi. Hani biraz bunalmış gibiydi bu işlerden ve gelen yorumlardan falan. Ama Batgirl'le beraber Warner Bros'a yeni bir film çekiyor. Batgirl'ün solo filmi gelecek. Josh Whedon'ın bayağı yazdığı, yönettiği ve prodüse ettiği bir Batgirl filmi olacak. DC evreninde ikinci, Wonder Woman'dan sonra ikinci kadın karakterin başrol olduğu filmi olacak yani. Ne düşünüyorsunuz Batgirl filmi sizce? Yani Batman'i daha tam olarak oturtamamışken Batgirl garip durur mu? Bilmiyorum, Batgirl ilginç geliyor. Belki de Killing Joke'a falan böyle bir alt zemin hazırlıyorlardır. Ha, onu bir filmin yapmak için. Ya belki onu kaçırmazlar de... ya. Animasyonunu yaptılar da bir filmi aynen mutlaka gelir. Yani filmi gelir, R-rated bir film beklenir. Ona bir alt zemin olarak belki de düşünüyorlardır. Adamın geri dönüş sebebi nedir bilmiyorum. Marvel'ı bırakma sebebi de nedir bilmiyorum. Ya sonuç olarak yani iç dünyada ne dönüyor bilmiyoruz. Kimle anlaşamıyordu veya hani yeter artık 6 tane erkeği devamlı bir araya getirmeye çalışıyorum bu ne ya filan diyebilir yani. De güzel yani, sonuç olarak yapmadığı şey bir kadın kahramanı yazıp evet yönetmek. Hani kendi içinde belki kısa sorayım. Aynen, herkese de bir malum olmaz o iş yani. Ama şey gibi oldu, böyle ayrılırken şey konuşması olur ya, bir daha işte kimseyle görüşemeyeceğim. Hmm. 2 sene kendime zaman tanıyordum deyip 6 ay sonra böyle yeni sevgilisiyle gözüken insan modeli gibi. Biraz öyle geldi bana uzaktan. Ya ona bakalım, bakmamak lazım. Sonuçta her insan değişir. Sen de öyle bir şey yaptın ya galiba. Bugün bir cümle kurarsın, öbür gün fikrin değişir. Ya vazgeçersin ya. Sonuçta şeref sözü öyle vermemiş adam. Aynen öyle. Vermiş bir abi. Telefon... Yemin ediyorum ki bir daha falan demiş. Ya demiş. Bir telefon konuşmasına bakar ya da yüz yüze gelip bir konuşmaya milyon, bakar. 10 kabul yani ediyorum. Ya ben şeyi sevmiyorum sadece. Yani bana bir karakterin farklı cinsiyetteki versiyonu her zaman itici geliyor fikir olarak. Yani güzeldir, ayrıdır. Ha bak, şey marka değerini belki ilk bakışta düşürüyor. Batman, Batgirl, Superman, yani, Supergirl. Ya ama Batgirl denmesinin ama sebebi şey değil mi o? Gordon'ın kızı olduğu için bir hayranlık duyuyor. Yani ona açıkçası yani, yani mantığı ama var. Hani Justice Girl de diyebilirdi kendine ama o zaten Batman'e ayrı kendi bir içinde mantığı var canım. Var yani. Ona yok, sıkıntı yok da. Yani zaten yazılış biçiminden veya karakterin hikayeleri var. Çok güzel hikayeleri de vardı. Bilmiyorum, o kadar Batgirl'le içli dışlı değilim ama yani olamam zaten Batgirl yani. Ama şöyle bir şey var. Yani Batgirl sen de olamayacaksın galiba. Tüccar sen olabilirsin. Yani ama isim olarak Batgirl üzgünüm. İsim olarak Batgirl böyle bir kulağa şey geliyor, anladın mı? Ya itici geliyor ama tabii. Ama bunun da filmini mi yapıyorsunuz diyesim geliyor. Ama film çıkmadan değerlendirmek tabii şimdiden böyle yere gömmek çok da doğru olmaz yani. Bekleyeceğiz artık. Bekleyeceğiz. Güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum ben. Gerçekten mi? Evet.
Yani olabilir. Catwoman'dan daha kötü çıkmaz herhalde. Yok canım, o Catwoman, yani Catwoman'ı izlemeyen varsa gelmiş geçmiş en kötü süper kahraman filmi. Ya gerçekten de yalnız bu arada hani bir şey kötü demek zor ama Catwoman gerçekten kötüydü. Hatta yani kötüydü yani. Halberry'di oynayan. Evet, Oscar'lı bir oyuncuyu nasıl bu kadar kötü oynatabildin? Zaten ben o kadının kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani onu kötü oynatmış olmalısın. Şöyle yani bir komik bir anısı da var onun. Halberry ondan önceki sene Oscar'ı kazanıyor ya da Oscar'da adı yok, bir şey oldu. Kesişen Oscar'ı kazanması lazım. Ondan sonra ilk sene en kötü aktris, bunların bir Hollywood'da evet, şey ödülü evet, var ya evet, en kötü oyuncular. Orada da ödülünü alırken şey diyor, en kötü aktris de bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bana Oscar'dan sonra bunu kazandırdığınız gibi bari dalga geçtiği de bir an vardı yani. Oyunu bile iğrençtir. Gerçekten franchise olarak çok kötü bir franchise. O yüzden uzun bir süre Catwoman'ı bir daha görmek ya, istemiyorum. Aceleye biz gelmiş bir şey olabilir ya. Yani hadi hadi çabuk çabuk. İşimiz var gideceğiz diye. Aceleye gelmiş bir hani hemen Oscar'lı oyuncuyu al. Catwoman'ı çek. Seksi bir kıyafet yaptır. Yani Nicole Kidman'ın Catwoman'ıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Nicole Kidman mıydı? Michelle Pfeiffer mı diyorsun? Michelle Pfeiffer. Tabii o ha, efsane oynamıştı Michelle Pfeiffer canım. O Catwoman'dı. İşte o Catwoman'dı. Michelle Pfeiffer müsaitsen Cem'le bir konuş. Büyük hayranın gerçekten. Ama gözleri, bakışı, yürüyüşü, alımı, her şeyi oyunculuğuyla kedi gibi kadındı yani o filmde. Güzel. Cem'i anılarıyla baş başa bıraktığımız bu oyuncumuzun sonuna geldi. Bizde var mı hocam? Bekleyeceğiz şeyler. Ya kadını. Öyle durmuş olabilir de ben çok teknik yorumladım. Ama öyle yani. Karakterde bu var sonra. İşte onu gayet güzel yansıtmıştı. Sen avukatı mısın Cem'in ya? Ben bir şey demedim ki. İzlerken etkilenmen lazım. Catwoman öyle bir karakter. Ağzının suyu akacak gördüğünde. Evet mesela hani bu Nolan'ın, tabii güzel ama Nolan'ın Catwoman'ı da kötüydü aldı bence yani. Nolan'ın Catwoman'ı da kötüydü. Abi yani. o Catwoman değil ya. Motoru da zayıf yani sırf böyle şey kalçasını ya göstermek için öyle tasarlamışlar gibi değil miydi ya böyle. Yani yok. Evet gene sinema dünyası. Ne Catwoman'lar gördük. Kadınları İnşallah bir noktada değerlendirmeye aldığımız bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı videomuzun alt kısmında bırakabilirsiniz. Sanki YouTube baştan alacağım. YouTube'a giriyorsun, comment kısmında yorum atabiliyorsun deyip veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, ben niye böyle yaptım? Veda ediyorum.